Yeşilhisar ilçesinden geliyorum, Kayseri'nin. Yeşilhisar Zarif Kadınlar Kooperatifi Başkanıyım. Bir yıl oldu kurulalı, bir yılı geçiyoruz artık. Güzel tekstil üzerine bizim kooperatifimiz. Tekstille uğraşıyoruz. Aynı zamanda böyle hediyelik eşyalarımız da var. Avanos'ta bir ustamız var, bizim kooperatifimize ait, onlar yapıyorlar. Yani her şey var aklınıza gelebilecek. Nevresim takımları, mutfak takımları, takılarımız var. Hediyelik takılarımız var. Doğal taşlardan üretilmiş. Namazlığa dikiyoruz, işçi önlükleri dikiyoruz. Bir de özellikle ben bir şey daha tanıtmak istiyorum size. Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Bölümüne diktik biz onu. Sosyal sorumluluk projesi. Bir tane Yeşilsarlı hemşehrimiz sağ olsun kumaşını o karşıladı. Dikimi bizim kooperatifimize ait. Lösemili çocuklara tedavi esnasında o kıyafetleri giyip bir palyaço bir de Elsa kıyafeti diktik. Onlarla tedaviye gidecekler bakalım inşallah. Öyle bir projemiz de oldu. Yaptık. Başka? Kooperatifimiz ne zaman kuruldu? Bir yıl oldu kooperatifimiz kurulalı. Bir yılı tamamladık. 9 üyemiz var. Peki şöyle, Yeşilhisar'da kooperatifçilik sizce nasıl işleyecek mi? Valiliğin desteği var. Evet, şu an bizim valimizin Sayın Gökmen Çiçek'in ve kaymakamımız Sayın Ahmet Ali Altıntaş'ın çok büyük desteği var. Belediye başkanımızın çok büyük desteği var. Bizim buraya taşınmamızda, gitmemizde çok büyük destekleri var. Bu desteklerle ilerleyeceğimizi düşünüyorum ben. İnşallah. Kaç çeşit ürünümüz var şu an ürettiğimiz? Kaç çeşit ürünümüz var? Tekstil ürünümüz var. Nevresim takımları, yorgan, yastık. Mutfak takımlarımız var, masa örtüleri. Yoğurt mayalamamız var. Yoğurt mayalamamız, mutfak önlükleri üretiyoruz. Bir de bizim bir havaalanında bir projemiz var. Ona da Sayın Valimizin desteğiyle açılacak bir, orada bizim kooperatifimiz olacak. Hep bütün kooperatiflerin. Ona yolcu yastığı, boyun yastığı üretiyoruz. Vites kollarımız var. Onlara küçük kapşonlar diktik. Onlar var. Çeşitliliğimiz çok. Yastık minderleri, sandalye minderleri. Çantalar, çocuklara okula giderken kitaplarını koymaya, sporcu çantaları, bunları üretiyoruz. İşçi kıyafetleri, daha çok işçi kıyafeti üzerinde duruyoruz. Peki Yeşilhisar'da kooperatifiniz ne? Nasıl bulur insanlar? Nasıl bulur insanlar? Merkezi yerde bizim köşk parkımız var. Aynı zamanda belediye ile Yeşilhisar Belediyesi ile de sırt sırtayız. Aynı yerdeyiz. Düğün salonumuz var üst katımızda. Yani merkezi bir yerde olduğumuz için çok kolay bulunabilecek yerde. Yeşilhisar halkı sizi nasıl karşıladı? Yeşilhisar halkı önce biraz tedirgin oldular. Yani kapanır diye bir kooperatif daha kuruldu ve kapandı. Kapanmayınca mutlu oldular ve onların da isteklerini karşılıyoruz. Onlara da dikişlerimizde yardımcı oluyoruz. Geliyorlar, kıyafetlerini düzeltmek için geliyorlar. Ekstra takım alabilmek için, nevresim takımları, mutfak önlükleri, bunları alabilmek için geliyorlar. Anaokullarına kıyafet diktik programlarında. Onlar var. Yani çok güzel geri dönüşler oldu. Şimdi Yeşilhisar tarihi ve doğal güzellikleri olan bir yer. Evet. Erdemli, Soğanlı, evet. Çalışmanız var. Uzak meyve satış yeri destek alınır. Şöyle, daha o proje aşamasında Soğanlı'da eğer bir büro gibi, böyle dükkan gibi bir yer olursa mutlaka bizi de güzel karşılayacaklarını düşünüyorum. Çünkü biz bir kardeş, aynı memleketin insanlarıyız ve birbirimize destek oluruz. Aynı şekilde Yeşilhisar'da da böyle bir büro açılırsa onların ürünleri de bizim burada satılabilir tabii ki. Sosyal medyadan internet üzerinden satışınız var mı? Var, başlıyor, yeni başlıyor. Çünkü daha biz oturtma aşamasını yeni tamamladık ve internet satışlarına da başlayacağız inşallah. Hedef olur, son sorun hedefimiz ne? Hedefimiz bu iş üstünde daha da ilerlemek, valimizi mahcup etmemek ve güzel işlere imza atmak istiyoruz, ilerlemek istiyoruz tekstil alanında inşallah.